Buldum işte. Evet, saklambaç oynamak daha eğlenceliymiş. Ama gitmemiz lazım. Oh, hayır, bırak onu. Hadi gidiyoruz. Baykuşçuklar, 1, 2, 3. Harika, daha çok baykuşçuk. Hadi şarkıyla beni selamlayın. Tamam, şimdi biraz ciddi olun. Hadi, ne diyorsam onu yapın. Durun, arabayı bırakın. Ben içinde bile değilim. İşte araba orada. Ama ninjalinolar nerede? Yani baykuşçuklar? Baykuşçuklar, derhal durun. Bakın şimdi, ben sizin liderinizim. Verin şunu bana. Belki nazikçe sorsan iyi olur baykuş kız. Nazikçe mi? Ama emretmek çok eğlenceli. Değil mi baykuşçuklar? Baykuşçuk, bu çok ayıptı ama. Arabamı almaya geldim. Baykuşçuklar, onu durdurmanızı emrediyorum. Benim, hepsi benim. Gidelim ninjaninolar. 3, 2, 1, kaldır. Ha, lider olmak buraya kadarmış kuş beyinli. Bu kadar koku yeter, seviyorsun biliyorum. Biraz yavaşlamaya ne dersin kuş kafa? O da hazır. Hayır değil. Ne? Hayır. Yakaladım. Aha. Biri gitti, ikisi kaldı. Bu iş çok kolay olacak. Hadi metal arkadaşım. Yapacağımız son başarılı saldırıya hazırlan. Anlaşıldı efendim. Hareketimizi denemeliyiz. Romeo'nun kumandasını ancak bu şekilde alabiliriz çocuklar. Tamam, bir daha deneyelim. Ben şuraya geçiyorum. Kedi çocuk da... Ben de takla atıyorum. Sorun değil. Ama uçan fırıldak varken neden yeni bir numara deniyoruz ki? Sürüngenler aşkına. Buz makinesini tamir ederse araçlarımızı donduracak. Onu durdurmalıyız. Hareketi ikimiz mi yapsak? Ne dersin kedi çocuk? 3 aşamalı bir hareket bu. Hepimiz olmalıyız. Baykuş kız geliyor. Tamam, uçan fırıldak geliyor. Başın mı döndü Romeo? Sana bakıyor olsaydım doğru söylüyorsun, dönebilirdi tüylü arkadaşım. Ama bakacak daha eğlenceli bir şey var. Muhteşem makinem gibi. Ve hazır. Olamaz baykuş kız. Buz makinesi hazır. Bir tane kaldı sadece. Hadi git sahibine koş süper tren. Başı dayan sensin sanki, öyle değil mi? Süper kedi hızlı. Yakaladım seni. Süper güçlü kertenkele. Hareketi yapmalıyız artık. Romeo makinelerini tamir etmek üzere. Bir daha gösterelim o zaman. Çoktan anladım. Ama yapmak istemiyorum. Tabletim sayesinde. Robot tamir olurken ben de pijo resim oynatıcıyı açayım bari. Ha, sonunda yedek düğmesini de buldum burada. Hayır. Aha, pijo maskeliler. Bakın. Hayatta olmaz Romeo. Tabletim seni durduracak. Öyle mi? Kuvvet duvarı özelliğini açmazsan tabii. Şey, istersen kapatabilirim. Ben de tekrar açabilirim. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Hadi, 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 hadi. Dikkat et baykuş.
yapmış kız. Pija resim oynatıcısı çok hassas. Onu o kadar zorlama. Bir şey olmaz. İçeri girmemiz gerek. Olamaz. Tabletim. Ne yaptınız? Roket gemisi özelliğini sadece felaketler ve acil durumlar içindi. Merkez gemisini alabilecekken merkezi ne yapayım ki ben? Gemiyle süpersonik hızla uçarım. Senin sayende tüy akıllı. Hiçbiriniz benimle gelmiyorsunuz tabii. Hayır. Yakaladım. Çocuklar şuraya bakın. Merkezimiz evden gidiyor. Hayır. Romeo sadece tabletimi kullandığım için roket özelliğini bulabildi. Sorun değil baykuş kız ama bu hiç iyi değil. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağımızı biliyorum. Roketin peşine kendim düşeceğim. Tabletimi almadan. Ama sen bile o kadar hızlı uçamazsın ki. Tabii ki uçabilirim. Oo, bu korkunç kokundan. Bu kokuşmuş peynir Romeo'yu dışarı çıkartabilir. Umarım çıkartır. Çünkü ben bile zor dayanıyorum. Bu çok kötü. Hava almalıyım. Romeo dışarıda. Kertenkele bekle. Şimdi yakaladım seni Romeo. Ne? Hiç sanmıyorum kertenkele. Hava durumu bu gece. Kokuluymuş. Süper kokuşmuş spreyimi. Kertenkele sen iyi misin? Ve şimdi de süper koku geliyor. Kertenkele bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır. Romeo'yu kovalamak işe yaramıyor. Evet doğru. Romeo'yu dışarıda tutabilirsek kötülük kutusunu bitirmesini de engellemiş oluruz, öyle değil mi? Çok yazık oldu. Çok geç kokuşmuşlar. Sonunda kötülük kutumu bitirdim. Tada! Eyvah! Hepsi bunun için miydi yani? Galiba çok da kötü değilmiş. En iyi kısmını atladı. Evet. Bakın. Şehre ne oluyor böyle? Yani Romeo şehrine mi demek istedin? Olamaz. Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa yakında çökebilir. Pijamas geliler. Bunu durdurmalıyız. Hadi uç Cikcik. Yardım mı edeceksin? Tamam. Git hadi. Süper. Kertenkele. Hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak. Arkadaş mı oldunuz siz şimdi? Evet. Ve Cikcik'le seni durduracağız. Baykuş kız, sen karargaha girip ışını kapat, biz kapıyı tutacağız, tamam mı? Kapılar manyetik alanla kapalı. İçeri giremezsiniz ki. Başka bir giriş yolu daha var. Bir planın mı var? Tamam Cikcik, sana güveniyorum. Ha? Ne yapacaksın bakalım, tüy kapalı. Seni yaramaz kuş. Gel buraya çabuk. Harikasın Cikcik. Kedi çocukla kertenkeleyi bulalım. Sen de ay ışınını kapat. Hareket ediyor. Beni yenemezsiniz zavallı pijam maskeliler. Ne?
planım var. Romeo küçük kumandayı sırt çantasına koydu. Ben dikkatini dağıtayım, sen de çaktırmadan yaklaşıp kumandayı al. Fena değil. Ama benim planıma göre büyük kumandayı alıyoruz. Sen dikkatini dağıt, ben de çaktırmadan içeri girip büyük kumandayı alayım. Benim planım daha güvenli. Hem Romeo'nun laboratuvar kapılarına bir şey yaptığını gördüm. Tuzak kurmuş olabilir. Sen onu merak etme. Lideriniz benim. Her şey kontrolüm altında. Tamam. Romeo! Bana yardım eder misin? Ne oldu? Kuş kafa. Kulenin birleşim yeri için hangi parçaları kullanacağız? Bir de uzunluğu ne kadar olsun? Aa, alarm. Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Süper kedi hızı. Ay. Neler oluyor böyle? Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi sizinle biraz daha uğraşmamız gerekecek. Olmaz. Kedi çocuk, böyle olacağını biliyordum. Aa, beni oynatmayı kes Romeo. Aa, işçilerimi şikayet etmesine gıcık oluyorum. Sesini kapatayım bari. Hayır, yapma. Çok daha iyi. Şimdi çalış bakalım. Hızlı modda çalış. Uyduyu da sen koy. Aferin kertenkele bacak. Sen de minik kedicik. Yeni radikal Romeo kumandamı getir bana. Kedi bıyıkları devreye girsin. Teşekkür ederim sevimli kedicik. Böyle çok daha tatlısın. Zıplayın pijama kostümlüler. Çok eğlenceli ama zıplamanız gerekiyor. Dans etmeniz değil. Birkaç ayarlama daha yapmam lazım. Baykuş kız, çatıya zıplayıp uzaktan kumandayı al, tamam mı? Kertenkele, sen de kuleye çıkıp çanak anteni al. Tutun bana kertenkele. Süper güçlü kertenkele. Ninjalılar, hemen heykelin üzerine güç uygulayın. Şunu ben alayım. Bunu halledebilirim. Benim heykelim parçalandı ama gece ninjasının ve diğerlerinin eserlerini hala kurtarabilirim. Kahraman olmaya! Gece ninjasını bana bırakın. Siz sanat eserlerini kurtarın. Süper kedi hızı. Hey! Hey! Elime ne yaptığını sanıyorsun? Bana ödünç verir misin diye soracaktım. Bana bir el atsana gibi yani. Anladın mı? Daha fazla tutamıyorum. Süper güçlü kertenkele. Baykuş kanadı gücü. Gece ninjası. Bak heykelini düzelttim. Artık parçalamak istemiyorsun değil mi? Heykelimi tamir etmişsin sen. Kertenkele nefesi. Ucuz atlattık. Haklısın kertenkele. Çok mutluyum. Heykelimi kurtardık. Şimdi ilk planıma geri dönebilirim. Sanat eserlerini müzeden çıkarıp hepsini yok etmek. Çok geç gece ninjası. Eserleri bulamayacağım bir yere sakladım bile. Ne? Gecenin geri kalanını anaokulu çocuklarının saçma sanat eserlerini arayıp çalmakla mı geçireceğiz? Kendi heykelinin tadını çıkarmakla yetinemez misin? Hmm. Onu eve götürürsem, nereye gidersem gideyim hep görebilirim. Kendime bakabilirim. Her zaman. Heykeli çekin ninjalılar. Şey, bir saniye ver bana. Kötü adamlardan orijinal bir fikir çıkması çok zor oluyor. Gösteri bitti. Hiçbir fikri kalmadı. Ama ben de süper kurtarışımı yapamayacağım. Aa, kedi çocuk. Onu durdurduk ya. Biliyorum biliyorum ama o kötü bir şeyler yapmazsa ben nasıl iyi şeyler yapabilirim ki? Gece ninjası gibi kötü adam olurum. Ne? Ninjalinolarım, bana hemen bir fikir verin. Hemen! Neden bunu yaptın şimdi? Önemli değil, ne yaparsa yapsın. Ben daha iyisini yaparım. Aha! Hatırlattığınız için sağ olun ninjalinolarım. Başından beri bunu planlıyordum ben de. Ebe, sensin. Şimdi neyin peşinde acaba? Hemen gidip yakalayalım. Büyük kurtarış zamanı pijama askeriler, hadi. Aa!
bekleyin. Bu yepyeni ve şimdiye kadarki en iyi fikrimi alacağım. Örümcek ağını da kullandın yani. Aa, evet ama sen daha tam anlayamadın. Psst, çalışıyor mu? Aa, evet. Gidişat hiç hoşuma gitmedi. Sizi sapanla geri fırlatacağım. Siz yapıştıkça daha çok bulanacaksınız. Pijama yapışkanlar sonsuza kadar orada kalacak. Hep benim yüzümden. Daha iyisini yapacağım diye tutturmasaydım böyle olmayacaktı çocuklar. Bu durumdan hep birlikte çalışarak kurtulacağız, tamam mı çocuklar? Kahraman olmadan. Kedi bıyıklarım aşkına. Süper kedi hızı. Kertenkele kamuflajı. Ne? Artık tüm güçlerinizi kopyaladım. Dünyayı ele geçirmemi engelleyemeyeceksiniz. Romeo, bunu başaramayacaksın. Çoktan başardım bile. Benim zekam ve güçleriniz birleşince durdurulamaz oldum ben de. Elveda pijama yavrular. Bunların hepsi benim suçum. Uçma gücümü aldınız diye kıskanmasaydım Romeo'yu yakalamıştınız. O zaman her şey bitmiş olacaktı. Sorun değil baykuş kız. Biz de çok üzgünüz. Senin gücüne çok fazla kapıldık. Artık Romeo bütün güçlerimizi aldığına göre onu durdurmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu doğru. Ama önce size birkaç numara göstereyim. Gücümü aldınız diye boşuna endişelenmişim. Meğer bunu paylaşmak çok eğlenceliymiş. Uçmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Bu harika. Tahmin ettiğimden çok daha eğlenceli. Bakın işte Romeo. Kahraman olma zamanı. Hazır mısın kedi çocuk? Geliyorum. Ama davulum. Hadi kedi çocuk. Evet. Hayır durun. Önce davulumu almalıyım. Şimdi kedi çocuk. Kedi çocuk. Davulumu bana hemen geri ver. Sen istersen pislicik. Davulunu o kadar önemsiyorsun ki arkadaşlarını tamamen unuttun. Neredeler? İşte. Kedi çocuk. Böylece ninja geçit töreni arabamın süslemesi de tamamlanmış oldu. Davulumu geri almaya çalışırken her şeyi bir anda mahvettim. Ona ihtiyacın yok. Olmadan da törene liderlik edebilirsin. Hiç sanmıyorum. Alkışla ve ayağını yere vur. Haklısınız. Davulum olmasa bile size ondan daha iyi önderlik ederim. O zaman hiç durma kedi çocuk. Kahraman olma zamanı. Geçit törenini hazırlayalım. Süper kedi hızı. Ne? Ninjalinolar, yerlerinize. En iyi geçit töreni lideri kimmiş bakalım? Ha, senin davulun bile yok. Kahramanlara davul gerekmez gece ninjası. Özellikle böyle süper kahraman hareketleri yapınca. Hadi pijama maskeliler. Bu geçit töreninin temposu geri gelsin. Evet. Ne? Durun ninjalinolar! Ninjalinolar tempona bayıldı. Onlar da eşlik ediyor. Haklısınız. Kontrol bende. 1, 2, 3, 4. Sola bakın, sağa bakın, dönün ve geriye. Çocuklar, kertenkele mobile. Aa,
acayip bir gece arabam oldu. Tıpkı o pijama zavallılar gibi. Durun, bu da ne böyle? Arabamı almak için sürüngen mobille gelmişler. Hayır, buna izin veremem. Hey, salyangozlar! Sıkıysa yakalasanıza! Ay kızı, Cameron'ın arabası onda. Ha? Nereye gitti bu? Yolu kapatmasanıza! Görüşürüz! Arabayla gerçekten de çok hızlı. Bize tur bindirdi. Evet, kertenkele mobil çok yavaş. Olamaz, onu yakalayacağım. Cameron'ın arabasını geri alacağım. Kertenkele dikkat et. Az önce o lambayı devirdin. Ama bu benim hatam değildi. Ay kızı yüzünden oldu. Daha fazla sorun çıkmadan önce onu hemen durdurmalıyım. Kertenkele dikkat et. Ama bu da ay kızı yüzündendi. Şimdi de kertenkele mobili bozdu. Süper kedi hızımla karargâhtan kedi arabasını alacağım. Onunla ay kızını hemen yakalayabiliriz. Aa, bu konuyu her yerde tanırım. Hadi beni izle. Şimdi biraz eğlenelim. O araba Cameron'a ait, sana değil. Geri ver hemen. Önce beni yakalaman lazım. İşte orada. Pijamaskeliler. Usta Feng kavgaya hazır. Uçan tekme Maggie'de. Ama hayya. Pes et Romeo. Artık kaçış yok. Kaçmak istemiyorum ki ben. Evet, bence de. Dur. Ne? Bu da ne? Merhaba, ben Robert. Bu zavallılara çok nazik davranma. Ama iyi görünüyorlar. Bu benim son icadım. En yeni ve en gelişmiş robot dostum. Bütün kötülüklerimde bana yardım edecek. Oyun bahçesinin eşyalarına ne yaptın söyle. Ben yapmadım ki. Ona niye sormuyorsunuz? Bu robot oyun bahçesindeki kayıp eşyalardan yapılmış. Hepsi aslında orada. Eski robotun yeni robot mu yapıyor yani? Neden başka robot yapmak istesin ki? Bilmiyorum. Birkaç vidası eksik galiba. Dediklerimi asla dinlemiyor. Bu tam da Feng ve uçan tekmeye göre bir iş. Hadi gidelim. Ama... Usta Feng'in yok edici yumruğu adına hemen dur. Tabii ölümcül tekmemi istiyorsan o başka dostum. Kertenkele? Önce ısınsaydım keşke. Oyun bahçesinin eşyalarını bize derhal geri ver. Olumsuz yeni robot benim arkadaşım. Tekme, robot kaçıyor. Gidelim Usta Feng. Çocuklar bekleyin, yavaş olun. Ben binaların üstünde uçup size yol gösterebilirim. Usta Feng ve uçan tekmenin yola ihtiyacı yoktur. Biz dövüş sanatları ustasıyız. Ya! Evet, biz her şeye hazırız. Oh, affedersin. Sorun değil. Ya! Peki ama ya ben? Sürüngenler aşkına. Araba tutturdun. Aa, vay canına, uçabiliyorum. Ama istediğim yönde uçamıyorum. Çocuklar yardım edin. Hadi baykuş kız. Ben kertenkele. Geliyorum. Sağ ol baykuş kız. Ne demek? Ama illa uçmana gerek yoktu ki. Neden kamuflajını kullanmadın? Kamuflaj mı? Emin misin? Bir problemi çözmenin mutlaka başka yolları... Ay ne oluyor? Şimdi yakaladım seni gidi tüy kafa. Aşağı inebilirim. Yetişemiyorum. Yer çekimine karşı gelmek için uçmayı denesene. Gücüm kontrol etmeye yetmiyor. Pijama askerlerin biri gitti. Şimdi geriye sadece ikisi kaldı. Romeo'yu yenip baykuş kızı kurtarmalıyız. Ben peşinden giderim. Sen de baykuş kızı kurtar. Süper sıçrayan kedi. Güçlerim yetmiyor ki. Düşün kertenkele. Baykuş kız gibi uçamıyorum. Ama belki kedi çocuk gibi zıplayabilirim. Ama ben bir sürüngenim. Kedi gibi sıçrayamam ki. Ama kedi arabası sıçrayabilir. Baykuş kızın üzerinden sıçrar, arabanın içine çeker ve onu yakalarım. Bu kalem onun aşkına. Hadi gidelim. Sıçra.
Elimi tut baykuş kız. Ha? Aa! Kaçabilirsin ama saklanamazsın sinir bozucu. Ne? Sen bunu... Neyse önemli değil. Kersenkele seni aşağı çekiyor. Sizi alabilirim. Süper sıçrayan kedi. Yakaladım. Şimdi sen baykuş kız. Hayır korkak kedi. Şimdi sen. Kedi çocuk geliyorum. Hayır ben geliyorum. İki pijama maskeli havada. Şimdi bir tane kaldı. Aşağı inen sensin benim koy. Romeo'yu istediğimiz yere çektik. Kedi çocuk kertenkele şimdi. Şimdi mi? Sadece ben kaldım. Kedi çocuğa ihtiyacımız var. Hadi biraz daha hızlı. Görüşürüz pijama askeliler. Kertenkele. Kedi çocuk nereye gitti? Önce... yeşili deneyeceğim. Olamaz. Hayır. Hayır. Kedi çocuk. Yardıma ihtiyacımız vardı. Romeo kaçtı. Yardım edecektim. Muhteşem kedi arabamla. Geliyor. Çabuk saklanın. Baykuş planörü iyiydi. Başka bir şey daha mı iyi olur acaba? O piti piti karamel o sepeti. Kertenkele mobil. Merak etme. Kertenkele mobil uçmadığına göre etrafını sarabiliriz. Gidelim. Bu kalemun aşkına. Burada iki yol var. Ya sokağın sonundan ya da binaların üzerinden. Ben yolun öteki ucunu tutayım. Siz de burada kalın. Kedi çocuk, Romeo geçmeye çalışırsa yangın merdivenine süper kedi hızıyla zıplar, yolunu kapatırsın. Bu sefer yakaladık. Eğer kedi arabam yanımda olsaydı ses dalgalarıyla önünü kapatabilirdim. Kedi çocuk, hayır yapma. Yeşil düğme değildi. Belki mavidir. Bu da değilmiş. Kalemin harika olduğunu ne zaman söyleyeceksiniz pijama askeliler? Hadi söyleyin. Asla. Otobüsleri de geri götüreceğiz. Hey kedi çocuk, kuyruğumla çarpıp bütün otobüsleri aşağı devireceğim. İyi fikir kertenkele. Ben de hasar almamalarını sağlarım. Eyvah! Yapışkan yıldızlar mı geliyor yoksa? Yapışkan yıldız, yapışkan yıldız. İşte şu sesi dinle gece ninjası. Bu kedi miyavlaması. İşte kuyruk geliyor. Benim kalem ninja gibi sağlamdır. Yıkmak için bundan iyisini yapmalısınız. Üzgünüm kedi çocuk. Mega miyavlamadan etkileneceğini düşünemedim. Evet, mega miyavlama büyük bir hata oldu. Anlaşılan iş yine bana kaldı. Kamuflajlı araba gücü. Nerede şu şapşal kertenkele? Ninjalinolar, otobüslerden niye çıktınız? İçeri girip kertenkeleyi durdurun hadi. Sürüngenler aşkına sıkıştım. İşte şimdi oldu. Ninjalinolar gösterin gününü. Galiba benim durağa geldik. Kamuflajlı kertenkele. Harikasın gece ninjası. Sesin muhteşemmiş. Sonunda ne kadar iyi olduğumu anladınız. En büyük hayranınız. Hem ben sadece şarkı söylemiyorum. Ayrıca dans da ediyorum. Siz bu hareketi yapamazsınız.
Şey, keşke sen de bizim konserde sahne alsan. Oo, konser mi? Ah, olamaz. Vay be, süper kamuflajımı bozmakta üstüne yokmuş arkadaşım. Ne? Kertenkele de senin hayranın. Vay vay, disco kertenkelesi. Tam da gösterim için ihtiyacım olan şey. Şarkıma çok yardımı olacak. Popstar, popstar, popstar! Hey, herkes nereye kayboldu? Hadi ama ninjalinalar, başka bir odaya gidelim. Çok daha iyi. Özür dilerim. Ben hiç korkmam aslında. Ama yarın konserde herkesin önünde sahne alacağımı düşününce... Merak etme kedi çocuk. Şimdi ne yapacağız? Bence konser iptal oldu. Durun. Bir fikrim var. Vay be. İşte bu tam benlik. Hadi şova başlayalım. Evet, müzik aletlerini bu ipin ucuna bağlarsam baykuş kız ipin diğer ucunu tavana doğru çıkarır. Bu kalemun aşkına, ben de hepsini yapışkanımla işte böyle çekebilirim. Star! En iyi popstar benim! Kendini popstar sandığına inanamıyorum. Yarın konserde çok daha iyi söyleyeceğiz biz. Biz mi? Sahnede mi? Şarkıcı Gece Ninjası! Bütün müzik aletlerini bağladın mı? Sanırım. Kertenkele de ipin ucunu çeker.